Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Bugün sizlerle matematik yazılı sınavından 2. dönem 2. matematik yazılı sınavından inşallah birlikte 100 alacağız. Evet hemen başlayalım. Lütfen diğer iki örneği de yapmayı unutmayalım. Önce dönüşümlerle, çevirilerle başlayacağız. 4 hafta kaç gündür? 1 hafta kaç gündür sevgili öğrencilerim? 7 gündür. O zaman 4 kere 7 ne yapacak? 28 gün yapacak. 60 ay kaç yıl? Sevgili öğrencilerim, 1 yıl kaç ay yapardı? 12 ay yapar değil mi? O zaman 12 tane ay 1 yıl yapacaksa 60'ın içinde kaç tane 12 vardır? 5 tane vardır değil mi? O zaman 60 ay 5 yıl yapacaktır. 6 saat kaç dakika yapacaktır? 1 saat 60 dakika ise 6 saat 6 çarpı 6 36 yanına 0 koyduk mu? 360 dakika. 5 dakika kaç saniye? 1 dakika 60 saniye. 5 tane 60. 5 kere 6 30. 300 saniye değil mi? Evet yani 2 saat kaç saniye yapar? 1 saat sevgilim şöyle 60 dakika. Her dakikada 60 saniye yaptığı için 60 çarpı 60 3600 saniye yapacak. Evet ölçü problemleri var. Saat 21.20'de uyuyan Azra sabah 07.50'de uyanmış. Ne kadar uyumuştur? Kaç dakika uyumuştur? Şimdi sevgili öğrencilerim şöyle yapalım. 21.20'den önce 24.00'a kadar daha sonra e, 24'ten 7.50'ye kadar 7.50'yi bulmak çok kolay. Önce 21.20'den 24.00'a ne kadar vakit var onu bulalım sevgili öğrencilerim. Şöyle 24.00'dan 21.20'yi çıkardığımızda buraya verdiğimizde burası ne yapar? 60 dakika yapar. 60'dan 20 çıktığında 40 dakika kalır. 24'te 1 saat verdiği için 23 kaldı. 23'ten de 25 çıktı. 0.2 kaldı. Yani 2 saat 40 dakika 21.20'den gece 12'ye kadar. 2 saat 40 dakikamız elimize var. Daha sonra sevgili öğrencilerim saat 12'den 7.50'ye kadar da ne kadar var? Burada da sevgili öğrencilerim 7 saat 50 dakika var. Bakın 7 saat 50 dakika 2 saat 02.40 dakikada 12'ye kadar vardı. Bunları topladığımızda sevgili öğrencilerim 50, 40 daha 90 dakika, 7, 2 daha 9 dakika. Evet 9 saat pardon 9 saat 90 dakika yaptı. E 90 dakikada 60 artı 30 yani 1 saatte buradan eklediğimizde 9'a 10 saat geriye de 30 dakika kalacak. Yani 10 saat 30 dakika uyumuş olacak. 18 Aralık 1985 tarihinde doğan Murat öğretmen 17 Mayıs 2018 tarihi itibariyle kaç yaşında olur diye söylüyor. Şimdi yazalım. 2018. 17 Mayıs nasıl yazacağız? Bakın önce yıl, sonra ay, sonra gün. 17. Diğerini de yazalım. 1985 aralıkmış. Yani 12 kaç? 18 sevgili öğrencim. Şu şekilde çıkarttığımızda bakın tekrar ediyorum. Önce büyükten küçüğe doğru. Yıl, ay, gün. Yıl, ay, gün. Şimdi 17'den 18 çıkmayınca buraya sevgili öğrencim bir e, burası gün burası ay. Bir ay verdiğimizde ne yapacak? 30 gün gelecek. O zaman burası ne olacak? 30 gelince 47 olmuş olacak. Burası da ne olacak? 04'e düşecek. 47'den 18 çıkında kaç kalır? 29 kalır değil mi? 7'den 9, 17'den çıktı 9. Evet. 29 gün kalır. Şöyle gün. Bakın burası 4 aya şu 4 aydan 12 ay çıkmayacağına göre bu sefer de buradan böyle 1 yıl verdiğimizde ne kadar yapar? 12 ay yapar. Diyelim 12, 4 da burada ne yaptı? 16 oldu. 16'dan da 12 çıktı ne oldu? 4 ay kalmış oldu. 2018 verince kaç kaldı? 2017 kaldı. 2017'den de 1985'i çıkardığımızda çıkartalım. 7'den 5 çıktı. 2 kaldı. 1'den 8 çıkmaz. 11'den 8 çıktı. Kaç kaldı? 3 kaldı sevgili öğrencilerim. 900. Evet burası da ne yaptı bakın. 0 0 kaldı. Yani 32 yıl 4 ay 29 gün geçtiğine göre evet 32 yaşındaymış. 4 aymış 29 günmüş sevgili Tam yaşı. Evet sevgili öğrencilerim. Burası bir yamuksa evet şu GF ile DE neymiş bakın. Paralel oluyor değil mi sevgili O zaman buna göre neydi? Komşu e, yani yukarıdaki paralel olanlarla bakıyoruz. Yani şu ikisinin toplamları bakın şöyle topladığımızda 180 olacak. Yani 104 ile 76 toplama 180 olacak. Soru işaretleri de 64 topladığımızda ikisini topladığımızda 180 olacak. Yani 64 ile soru işaretini toplayacağız. 180 olması gerekiyor. O zaman soru işareti nedir? 180'den 64'ü çıkartacağız değil mi? 184'ün 64 çıkartırsanız 6. 7'den çıktı Bir 116 derece bizim aradığımız cevaptır sevgili öğrenciler. Bir çanak anten kablosunun antenden evin girişine uzunluğu 9 metre. Evet antenden şuraya ev yapalım sevgili öğrenciler. şöyle. Evin girişine uzunluğu 9 metreymiş. Evet 9 metre 45 <laughs> santim varmış. Evin girişinden televizyona kadar uzaklığı 3 metre 85. Evin içerisinde de sevgilendiğim ne kadar varmış? 3 metre 85 varmış. Toplamını soruyor. Yani ikisini toplayacağız. Bu kolaymış. 9 metre 45 santim. Evet. Sonra 3 metre 85 santim. Topladığımızda bakın metreler önce topluyorum. 12 metre yaptı sevgilendiğim. 45 ile de 85 toplarsak 0. 8, 4 daha 12. 13. 130 santim de buradan oldu. Şuraya yazıyorum. 12 metre artı 130 santim. Sevgili öğrencim, 1 metre neydi? E, 100 santimetreydi. Bakın 2 sıfır geriye geldiğimizde 1 metre 30 santim yapacak. Bakın 12 artı 1 metre 30 santim değil mi? 130 santim neydi? Bakın 100 ya da şöyle kolay artı 30 diye düşünün. 100'ü 1 metre yaparsak 30 santim kaldı. 1 metre 30 santim kaldı. Topluyorum. 12 bir daha 13 metre 30 santimetre sevgili öğrencilerim. O zaman 13 metre Sevgili 30 30. Nerede? Bu da olmadı. Evet 13 metre 30 santim burası olmuş oluyor. Sevgili yani bu tarz karmaşık geldiyse bakın hepsini santime çevirip de yapabilirsiniz. 9 metre 45 şöyle 945 yaparsanız 3 metre 85'i de 385 yaptım. Ben yani şimdi kendime göre yapınca dinlerken kolay gelmeyebilir. Özellikle zayıf olanlar için. Hepsini bakın santim santim çevirip Hepsini bulursunuz. Daha sonra çevirerek de aynı cevabı bulabilirsiniz. Ölçüleri yazın. 5 kilometre kaç metre yapar demiş. 1 kilometre neydi? 1000 metreydi. O zaman ne yapacak? 5000 metre yapacak. 5700 metre kaç kilometre yapar? Bu ne demek sevgili öğrencilerim? Bakın 5000 artı 700 demek. Yani 5000 ne yapacak? 5 kilometre yapacak. 700 ne yapacak? Nokta. 7 yapacaksınız. Bakın 3 tane geri gidiyorum. 1, 2, 3, 0, 7 olmuş oluyor. 5 metre pardon 5 kilometre ee, 700 metre 5.7 kilometre şeklinde yazacaksınız sevgili öğrencilerim. Ya yani 9 hektometre kaç milimetre yazalım önce. Kilometre, hektometre, dakametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Bakın hektometre milimetre. 10, 100, 1000, 10.000, 100 bin 1 milyon yaptı sevgili öğrencilerim. Tekrar bakalım. Evet kilometre değil hektometre sormuş. O zaman bunu çıkartıyoruz. Buradan başlayacağız. 10, 100, 1000, 10 bin, 100 bin. Kaçmış sevgili öğrencilerim? 100 bin yani 5 tane 0 ekleyeceğiz. 9 yazacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 900 bin milimetre yapar. 1 milimetre kaç santim? Bakın milimetreden santime giderken ne yapıyoruz sevgili öğrencilerim? 10'a bölüyoruz. Evet 1 milimetreyi 10'a bölerseniz ne yapar sevgili öğrencim? 10'da 1. 0, 10'da 1. Evet 20 santim kaç metre? Bakın santimle metre arasında da bakın desimetre 10'a bölüyoruz. Metreye de 100'e bölüyoruz. bölü 100 olacak. 20'yi 100'e böleceksin. 20 bölü 100. Ne yapar sevgili öğrencilerim? Evet bakın 20. Tamı var mı? Yok. 0 tam 20. Bakın şöyle yazabilirsin veya e, 2'yi de 0 yazmıyor. 0 10'da de yazabilirsiniz. İkisi de aynı olduğunu biliyorsunuz sevgili öğrenciler. Aşağıda verilen geometrik şekillerin çevre uzunluklarını hesaplayalım. Çevre neydi? Hepsini toplamaydı sevgili öğrenciler. Toplayalım. 6, 10, 18, 5 daha ne oldu? 23 santim yaptı. Çok kolay değil mi? Evet 9 ise burası da 9. 4 ise burası da 4. 9, 9 daha 18, 22, 4 de 26 santim. Çevre 26 diye Öğretmenize yazarsınız. Yukarıda verilenler göre şeklin alanı nedir diye soruyor. Sevgili Sevgilerim, alan için bakın net şekiller olması lazım. Bunu bulamazsınız. Şöyle aşağıya indirip birleştirseniz veya şöyle yapmanız lazım. Her ikisini tercih edebilirsiniz. Şuradan da kesip Şuradan da şöyle. Bence şöyle daha kolay olacak. Gibi şurası verilmiş hazır. 7 7. 5. Burası da 5. Buranın alanı nasıl buluyorsunuz? Bakın iki kenarın çarpımı değil mi? Dikdörtgen. 5 çarpı 7. Burası 35. Evet. Bakın burası 9 uzun olanın tamamını buluyorsunuz. Burası 5 ise burası da 5. Burası nedir? 9 çarpı 5. 9 çarpı 5 değil mi? O, da, o da ne yapacak? 45 yapacak. 45, 35 daha kaç yapar? 45 ile 35 topladığımızda 80 yapacak sevgili öğrenciler. Evet alanlarını soruyor. Dikdörtgen olduğu için 4 çarpı 9 çarpıyoruz 36. 6 çarpı 6 36. 8 kere 5 40. 12 çarpı 3 36. Hangisi farklı oldu sevgili öğrencilerim? Tabii ki de 40 olunca 4 farklı olmuş oldu. Evet. Yandaki verilen dikdörtgen prizmasının ayrı tutunlukları verilmiş. Buna göre dikdörtgen prizmasının açılımı aşağıdakilere hangisi olur veya çiziniz diye söylemiş. Evet. Şimdi bakalım. Yukarıda 2'ye 4. Bir dikdörtgen aşağılarda da 7'ye. Bakın şuralar 4 olacağı için. Şuralar 2 olacağı için. Bakın burada 2'ye 7. Şurası bakın 2'ye 7. Şurası da 7'ye 4. Şu yanlar 7'ye 4. Şu karşılıklı olanlar 7'ye 2. Tepelerde 2'ye 4 şeklinde dikdörtgenler oluşacak. Sevgili öğrencilerim şöyle çizersek. Bakın ben çizeyim. Sizler bunu durdurup lütfen uzun uzun kendiniz çizin. Şimdi tepede öncelikle şöyle 2'ye şöyle üstüne 2'ye 4'lü değil mi? Bakın 2'ye şöyle 4 4 olacak. Bakın dikkat edin. Tepesi 2'ye 4. Şu üste baktığınızda şurası nedir? 2'ye 4'tür. Bakın 2'ye 4 tepede olacak sevgili öğrencilerim. Sonra yanlar bakın ne var? Şurada 2'ye 7 görüyorsunuz. Şu ortaya bakın. Şurası 2, şurası 7. Şurasıyla tam karşı ne olacak? 2'ye ee, bakın 2'ye ee, 7 ee, olmuş olacak. Evet. Şuralarda 4'e 7 yan taraflar 4'e 7 4'e 7 olacak. Tamam 2'ye 7'ler evet. Şöyle o zaman bakın çiziyorum. Şöyle çizeceksiniz. Yaklaşık çiziyorum artık. Yani 4 olduğu için burası bakın ne vardı? 4'e 7 var değil mi? 4'e 7. Şuralar 4 olacak. Şuralar evet. Sonra yanına bakın 2'ye 7 çizelim. Şuralarda sevgilencem 2'ye 2, iki, 7'ye 7. Bakın şu 2'ye 7 olan var ya şu ortada 2 tane. Onlar. Sonra ortaya şöyle bir tane daha bakın 2'ye 7 çiziyorum. Evet 2'ye 7 bakın. 2'ye 7, 2'ye 7. Şunlar karşılıklı. 4'e bakın 7. E, şu kenarı görüyorsun. Bir de bunun karşısı olacak. Şuraya da onu tekrar çiziyorum. Evet. Bunlar da sevgili öğrencilerim. 4'e 7 e, olmuş olacak. 4'e 7 olmuş olacak. Yani Özet olarak 4'e 7 kenarlar bakın. Şunlar karşı kenarlar. Şu. Buraya kırmızı ile bunu da mavi çizeyim. Bakın e, şurada ne vardı? E, şurasıyla tam karşı 2'ye 7 bakın. Şunlar. Bunlar vardı. Sonra 2'ye 4 bakın bir tabanda var. Bir de taban altta olacak. Şuraya da şöyle onu da çizelim. Unutmayalım. Bu da sevgili ne olacak? 2'ye 4. Bakın şu taban 2'ye 4. Şurası 2'ye 4. 2'ye 4. 2'ye 4, 4. Bunlar evet 4'e 7 bakın. 2 tane dikdörtgen 2'ye 7 de 2 tane dikdörtgen açılımı ne olmuş olacak? Bu şekilde olmuş olacak sevgili öğrenciler. Şimdi yüzey alanları ne vardı? 2'ye 7 vardı. Sonra 4'e 7 vardı. 1 ne vardı? 2'ye 4. Bunların hepsinden ne var sevgili öğrencilerim? Her birlerinden ikişer tane var değil mi bunlar? O zaman 2 çarpı 4. Küçük olandan başlıyorum. 8. Bakın daha sonra 2 çarpı 7. 14. Daha sonra 2 çarpı pardon 4 çarpı 7 vardı 28. Bunları ne yaptık sevgili öğrencilerim? Alanları evet yüzey alanını. Topluyorum bunları bakın. Ne yapar? 8 4 daha 12. 8 daha 20 elde var 2. 2 bir daha 3. Evet 2 de elde 5. Yani ne yaptı? 50 yaptı. Her birinden bakın 2 tane olduğu için evet 50 artı 50 de ne yapacak? 100 sevgili öğrencilerim bizim aradığımız yüzey alanı olmuş olacak. Santimse santimetre kare diye yazarsınız. Evet, birimmiş. O zaman 100 birim kare bizim alanımız. Evet, dikdörtgen prizmasının ayrı köşe ve 100 sayısı hangisidir diye söylüyor. Sevgili öğrenciler bunları e, çok yaptınız. Şöyle bir tane de buraya şöyle yapsam. Şöyle sevgili öğrencilerim bir dikdörtgen prizması yapmış olayım. Şimdi baktığımızda ayrıtlar e, kaç tane sevgili öğrencilerim? Şimdi 4 tane bakın yukarıda var. Şurada 4 tane. 4 tane de aşağı iniyor. Evet 4 tane de ne var? Aşağıda var. Tabanda var. 4, 8, 12 tane ayrıtımız var. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bunlar ayrıt. Köşeler kaç tane? 1, 2, 3, 4. Aynısı aşağıda da var. Bakın ne oldu? 8 tane köşemiz oldu. 100 sayısı. 100 zaten bakın 1 burada. Bir tane aşağıda 2. 3 burada. 4 burada. 5 şu yüzey. Bir de tam karşısı 6 tane neymiş var sevgili 100 sayımız olmuş olacak. Evet sevgili inşallah 100 alırsınız. Bu 3. örnek. Lütfen diğerlerini izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.